Neden böyle bir sunum yapma fikri ortaya çıktı? Öncelikle söylendiği gibi 10 gün süren bir seyahatten sonra artık epey bir not, epey bir seyahat gözlemi biriktikten sonra bunları toplu bir şekilde kaydetmek ve aktarmak istedim. Şu şekilde ilerliyoruz değil mi? Tamam. Arkamda Zaharus dağlarını görüyorsunuz. Ben bugün biraz İran nasıl gezilir, İran'da görmeye değer ne var ve İran'a gittiğinizde ne göreceksiniz, bundan bahsetmek istiyorum. Kesinlikle tarihe ve siyasete girmeyeceğim. Sadece sosyolojik gözlemlerimi ve İran'la alakalı en görmeye değer, en muteber şeylerden bahsedeceğim. Peki neden İran'ı görmek lazım? Öncelikle yani gerçekten bir tarih sever olabilirsiniz, edebiyat sever olabilirsiniz, o coğrafyaya ilgi duyabilirsiniz. Ama bütün bunların dışında oraya gittiğinizde, yani Türkiye sınırından geçtiğinizde sizi bütün tabularınızı iskambil kağıtları gibi tek tek yıkacak peş peşe şeyler göreceksiniz. Bu unsurlar havalimanından, ülkeden dönene kadar sizi peşinizi bırakmayacak. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Gerçekten hani algınızı sarsan, sizi şoka uğratan neler var? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Belki de sırf bunlar için, yani bu gözlem becerinizi artırmak ve ufkunuzu açmak için görmeye değer şeyler var. İran'ı bir arada tutan bir kültür ilk karşımıza çıkan şey. Peki nedir İran'ı bir arada tutan bir kültür? 2019'da Seyahatname'nin bir pasajında okumuştum galiba. Mealen şöyle hatırlıyorum. Bu ülkeden çıktıktan sonra görmeye değer ilk yer İran'dır diyordu Çelebi. Ben de bu fikre binaen arkadaşlarımla beraber Enes, Muhammed ve Yavuz'la birlikte karayoluyla İran'a geçtik. Ve ilk gittiğimde benim gözüme çarpan ilk şey bir arada yaşayan farklı etnik unsurların birbirine yapışmasını ve uyum içinde yaşamasını sağlayan şey Şii İslamiyeti'ydi. Fakat bu benim 2019'da kısır bir gözlemimdi. Şimdi gittiğimde ise çok daha farklı bir şeyle karşılaştım ve çok daha fazla halkla, çok fazla insanla kaynaştıktan sonra aslında bunun o kadar da bir kaynaştırıcı unsur olmadığını fark ettim. Peki nedir derseniz? Farklı milletlerin, farklı etnik unsurların bir arada yaşadığı coğrafyalarda aslında bizim sandığımızın aksine onların bir arada yaşamasını sağlayan esas ya o yapıştırıcı unsur, o tutkal, etnik aidiyetler ya da ekonomik eşitsizlikler değildir. Onları ayrıştıran şey. Evet, dünyanın neresine giderseniz gidin, farklı milletlerin beraber yaşadığı ülkeleri ayakta tutan 4 temel sütun vardır. Savaş, barış, müzakere ve taviz, ayrışım veya savaş saydım biraz önce. Bu 4 unsurun haricinde İran bize bir alternatif sunuyor. İşte ben bu alternatifi gördüm son gittiğimde. O da şuydu. Farklı unsurlar evet beraber yaşıyorlar, evet farklı etnik milli aidiyetlerin arasında bir rekabet var fakat bunlar mücadele içinde değiller. Çünkü her bir etnik aidiyetin kendine ifade etme özgüveni var. Yani böyle bir öz bilinci var. Buna bu özgüvene bir şekilde bilinç de diyebilirsiniz. Demek istediğim sadece mücadeleyle ve rekabetle ve sadece ayrışımla veya savaşla, yani o tahtadaki oyunda solda kalan, yani oyun teorisinde tahtada solda kalan 2 seçeneğe bağlı kalmak zorunda değiliz. Böyle alternatifler de dünya üzerinde var. Yani siyaset teorileri İran konusu açıldığında biraz aciz kalıyor. Peki İran'a gittiğinizde nasıl gezmelisiniz? Biraz bundan bahsedeyim. Biraz çok büyük bir ülke gördüğünüz üzere. Biz sadece doğusuna gittik. Çelebi de öyle yapmıştı. Özür dilerim, batısına gittik. İsterseniz karayoluyla alternatif rotaya başlıyorum öncelikle. Van'dan geçip Van'dan Hoy, Urmiye, Tebriz, Erdebil, Reşt ve ondan sonra Kazvin, Zencan ve güneyde Azerbaycan'ı kuzeyde bitirdikten sonra güneye inebilirsiniz. Yani Hamedan, Kermanşah ve Hürremabat'a, yani Kürdistan bölgesine. Bu alternatif rota haricinde genelde herkesin yaptığı ve tur şirketlerinin de yaptığı gibi kuzeyden başlayıp Tahran'dan başlayarak Şiraz'a kadar bir rota izleyebilirsiniz. Bu rotada da Tahran, Kum, Keşan, İsfahan ve Yezd, Şiraz'ı göreceksiniz. Yani ülkenin bütün turizm rotası ve bütün turizm işletmeciliği batıya yoğunlaşmış. Zaten gerçekten de bir kıyaslama yaptığımızda doğuda medeniyet seviyesinin batıya kıyasla çok daha düşük olduğunu ve turizmin gelişmediğini görüyoruz. Ülkenin iç turizmi var. Evet, mesela Meşhed, Tuz, Nişabur gibi ya da Firdevsi gibi şehirler var doğuda. Fakat orası biraz daha iç turizme ve dini turizme açık yerler. Dini turizm meselesine biraz sonra bir daha değineceğim. Evet, Tahran deyince karşımda, evet farklı etnik Tahran demişim. İran deyince 4 farklı kültür merkezi karşımıza çıkıyor. Bu 4 kültür merkezi 4 farklı etnik unsurun simgeleştiği yerler. Bunlardan bir tanesi Tahran, diğeri Tebriz, diğeri İsfahan, diğeri Şiraz. Tahran ülkenin başkenti, siyasi merkezi ve bütün Şii İslam'a boyun eğen herkesin yöneldiği bir nevi Kabe. Fakat idari olarak, yoksa dini olarak Meşhed ve Kum şehirleri karşımıza çıkıyor. Yani Tahran bir metropol olarak diğer bu bütün Şii İslam taşrasını kendine bağlayan bir kozmopolit. Tebriz, Azerbaycan'ın başkenti. Azerbaycan ise tek bir Azerbaycan değil. Kuzey, güney, doğu, batı olmak üzere 4 farklı eyalet var. Tebriz bütün bunların başkenti ve aralarında, içlerinde en kalabalığı haliyle. İsfahan ise ülkenin tasfiye edilmemiş elit sınıfını temsil ediyor biraz. Hala çok özgüvenliler, hala çok gururlular ve hala kültürel olarak kendilerine iyi ifade edebiliyorlar. Diğeri ise Şiraz. Şiraz ise bütün bunların arasında bir nevi hepsinden biraz bir araya gelmiş gibi. Ama Şiraz insanı ve Şiraz bölgesi, yani güneyde yaşayan elit kısımda oldukça kendine has bir burjuvazi inşa etmiş İran devriminden sonra ve İsfahan'dan ayrışmayı bilmiş. Biz Şiraz'a gittiğimizde kendilerini çok güvenli bir şekilde hani diğerlerinden ayırt ettiklerini ya da bu aidiyeti fazlaca vurguladıklarını gördük. Bu bir nevi aslında milliyetçiliğin gelişmediği ilkel toplumlara özgü bir şeydir diyebilirsiniz. Fakat İran'da bu biraz daha içselleştirilmiş bir medeniyet olarak karşımıza çıkıyor. Bu 4 şehirdeki çektiğim fotoğraflara bakacağız biraz şimdi. İsfahan çok süslü, çok abidevi bir şehir. Gerçekten dünyada görülmeye değer. 5-6 yer sayacak olsak bir tanesini İsfahan'ı koyarım rahatça. Övgülere mazhar olan ve gerçekten de övülmeyi hak eden bir yer. Ve gittiğinizde de hepinizin muhtemelen bayılacağı bir yer. Bu şu an Nakşi Cihan'ı görüyorsunuz. Nakşi Cihan, cihanın yani dünyanın süsü demek. Burası ise Nakşi Cihan Meydanı. İsfahan'ı bir diğer hani şey olarak... nickname olarak İsfahan Nısfı Cihan diyorlar. Yani İsfahan Cihan'ın yarısı. Tebrizler de buna cevap olarak eğer Tebriz Nişabet demişler. Yani eğer Tebriz olmasaydı diye. Gerçekten de İsfahan Cihan'ın yarısı mıdır bilinmez. Bunu gidip kendiniz görmenizi tavsiye ederim. Ve gerçekten de İran'da görülmeye değer 3 yer sayacak olsaydım bu rotaya ben İsfahan'dan başlardım. Çok büyük bir şehir olduğunu söylemiştim ve diğerlerinden ayrışan bir etnik kimliğe sahip olduğunu da söylemiştim. Gerçekten de yani çok vasat bir kıyaslama olacak ama ülkenin aslında kültürel başkenti burası. Yani ülkenin yani en güzel parçası burada konuşuluyor, en güzel yemekleri burada, en görülmeye değer sanat eserleri de burada. Yine akşam uzun pozlamayla çektiğim fotoğraf. Yine meydan kültürü aklıma geldi. Mesela biz şarkta meydan olmadığını söyleriz hep. Ben de bunu söylerim her zaman. Meydan yoktur, şehir boşluğu vardır. Biraz burası için de geçerli ama aslında tam olarak öyle değil. O bir tutam hikmet var içinde. Ant parantezine çok başvuracağım. Gerçekten de burası bir meydan. Bir piyazaya benziyor. Mimari tarihçiler bilirler. İspanyolların 17. o 16. yüzyıllarda inşa ettikleri meydan çeşidine. Ve gerçekten de İsfahan'ın başkent haline gelmesi ve böyle büyük abidevi yapıların inşa edilmesi o döneme rastlıyor. Yani bir doğu-batı sentezi. Biz hep doğu-batı sentezi için İstanbul'u gösteririz ama İstanbul hep bir başarısızlıklarla, kentleşme açısından başarısızlıklar da olur. İran ise bunu benim gördüğüm kadarıyla en azından bu açıdan, bu unsur açısından başarmış gibi. Kapalı çarşıdaki güzel kumaşları çektim. Eminim hani bunun en göz alıcı şeyler bunlardı benim gördüklerim arasında. Belki de hani beni en çok etkileyen, hafızamda en çok yer eden görsel budur diyebilirim. Yani hepimizin evinin duvarlarına asmak isteyeceği kumaşlar. Yine Şiraz'dan bir görsel. Otelin terasından çekmiştim yanılmıyorsam. Bu Şiraz'ı genel olarak yansıtmıyor olabilir bu görsel. Çünkü şurada sadece şahçela var ve Şiraz deyince aklımıza gelen bazı şeyler yok. Hafızıye gibi. O burada. Bence de hani görülmeye değer, hani İsfahan, Nakşi Cihan'dan sonra belki de en görülmeye değer 3-5 yerden bir tanesi Hafızıye. Maneviyatı çok yüksek bir yer. Hafız'ı tanıyorsunuzdur. Hafızı Şirazi 14. yüzyılda yaşamış büyük bir mistik, büyük bir şair. İlber Ortaylı'nın bir sözü vardı. Osmanlı medeniyeti hafız medeniyetidir diyordu. Gerçekten de oraya gittiğimizde yani insanların ona olan ilgisi başka her yerde olandan fazlaydı. Yanılmıyorsam Selim sormuştu. Buradaki kalabalık yani beni çok rahatsız etti. Hiçbir yerde böyle bir kalabalıkla karşılaşmadım demişti. Ben de işin niye o tarafından bakıyorsun? Hiçbir türbede, hiçbir imamzadenin huzurunda bu kadar kalabalık görmemiştik. İnsanların hala üzerinden 6 asır geçmesine rağmen bu iki medeniyetin kurucusuna bu kadar itibar etmesi belki de çok değerli ve hatırlamamız gereken bir şey. Persepolis antik kentini görüyorsunuz. Bence yine listede ilk üçe giren yerlerden bir tanesi. Acıklı bir yer, hüzünlü bir yer. Genel olarak İran'ın genel hali de bu şekilde. Kötü bir cümle oldu ama çok terk edilmiş, çok metruk ve kendi haline bırakılmış çok fazla tarihi eserle karşılaşıyorsunuz. Lafın gelişi burası ya da başka bir diğer antik kentler veya camiler veya hatta türbeler UNESCO listesine girmesine veya gerçekten koruma altına alınmasına rağmen iyi bakılmıyor. Ve tarihi eserlere olan bu özensizlik de ilk bakışta tabii sizi biraz üzüyor. Yani belki de şu toprağın altını kazsalar bir bu kadar daha şehir çıkaracaklar ama hiç böyle bir zahmete girilmemiş. Geçmişte de girilmemiş. Zaten bu anlamda yani böyle bir eleştiri yapacak olursak, yani böyle bir kritik yapacak olursak belki de bunu söyleyebiliriz İran'a dair. Çarşısını görüyoruz. Tebriz'e geldik. Tebriz deyince akla ilk gelen şey halı tabii ki de. Burası Tebriz'in meşhur çarşısı. Şurada Muhammed abi var, bizim rehberimiz. Bu büyük, yine mesela şurada dikkat etmenizi istediğim şeyler Ayetullahların resimleri. Tıpkı bizim ulu önderimiz gibi ya da Sovyet ihtilalini yaşayan Doğu bloku ülkeleri gibi ülkenin her yerinde, ülkenin kurucuları demeyeyim de iktidar kurucularının resimleri, portreleri boy gösteriyor. Her yerde iktidar propagandası var. Sadece çarşıda değil, yani sadece okullarda değil, meydanlarda yürürken yani kafanızı kaldırmadığınız bir an yok ki o ulu önderleri görmeyesiniz. Gerçekten de siyasi propaganda hayatın her yerinde. Birazdan çok daha detaylı değineceğim o rejimin detaylarına. Gelelim en çarpıcı gözlemlere. Benim ilk dikkatimi çeken şey tabii ki de kadın oldu. İran'a gidince göreceğimiz ilk şey hiç şaşmaz bir şekilde kadın erkek eşitliği. Bu anlamda belki de bize hani öyle berabere değil gerçekten 8-0 fark atıyorlar. Kadınlar sosyal hayatın her yerinde. Trafikteler, iş hayatındalar, caddedeler, eşleriyle beraber hiç çekinmeden sokakta yolda konuşuyorlar, el ele tutuşuyorlar, beraber oluyorlar. Ve iş hayatında kadın istihdamı erkek istihdamıyla gerçekten yarışacak düzeyde. Trafikte Türkiye'de asla hiçbir yerde göremeyeceğiniz şekilde kadın sürücüler çoğunlukta. Üniversite öğrencileri ve diğer okullaşma oranında İran zaten %100'e yakın bir oran yakalamış. Ona rağmen kadın öğrenciler toplam nüfusun, hani öğrenci nüfusunun 3'te 2'sini oluşturuyor. Bu da ilginç bir veri gerçekten. Medeniyeti içselleştirmek derken bu kastettiğim küçük nüansları da hatırda tutalım. Kadın meselesi deyince tabii bir diğer şey de başörtüsü ve kapanma mevzusu. Buna dair ayrıyeten bir başlık açmak lazım. Bu Molla rejiminin getirdiği bir şey. Onun için İran devriminden ve İslam rejiminden ayrıyeten bahsetmek lazım. Ona biraz sonra geleceğim. Fakat ikinci dikkat çekici ve en çarpıcı gözlem ise nezaket. İnsanlar şaşmaz şekilde çok sakin, nazik, kibar ve mülayimler. Hiçbir yerde yani çarşıda, pazarda böyle önce yola tükürüp sonra sizinle konuşan ya da size selam vermeyen bir esnafla karşılaşmıyorsunuz. Herkes son derece nazik, soru sorduğunda cevap veriyor. Bir kıskançlık söz konusu değil ne eşine ne çocuklarına karşı. Böylesine nazik bir halk olmasını biz farklı komplo teorileri kurarak temellendirmeye çalıştık. Fakat belki de buna başvurmaya gerek yok. Örneğin İranlıların çok safran çayı içtiği için ya da çok safran tükettiği için böyle olduğunu düşündük. Fakat yani buna pek güvenmiyorum. Bence böyle değildir. Nezaket gerçekten yani bu mevzu biraz hem rejimle alakalı, yani rejimin insanları sindirmiş olmasıyla alakalı ama öte yandan gerçekten de ilk bahsettiğim başlıkla alakalı. Şiddet, polis ve baskıcı düzen meselesi biraz tartışmalı bir konu. Evet, şiddet konusu Türkiye ile İran arasında çok ciddi bir ayrım göze çarpıyor. Sınırdan geçer geçmez Türkiye'ye varınca hemen karşınıza dikilen polisler, her köşe başında bir trafik polisi, ceza kesmek için yol gözetleyen memurlar her yerde. Ama İran'da böyle bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Polis oldukça sinik, çok küçük esnaf aklıyla hareket ediyor ve neredeyse görünmez halde. 2019'da gittiğimde böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Hala sağda solda az da olsa 3-5 polis vardı ve hala hesap soruyordu insanlara. Şimdi artık bırakın kadınların bırakın trafikte haraç kesmeyi, kadınların başörtüsüne bile karışmaz hale gelmişler. Başörtüsü demişken ona biraz sonra bir daha değineceğim Mollacı rejimde. Polis konusunda böyle bir gözlem dikkatimi çekti. Baskıcı düzende doğrudan Molla rejimiyle alakalı. Gerçekten hani bildiğiniz üzere 79'da bir İslami devrim yaşandı ve devrim ilk başta hani çok kafa kesti. Savaşa girdi çıktı ve bunun yarattığı bir korku ve panik ortamı vardı. Ve insanlar gerçekten yani içine kapandılar. Ülkenin elit kısmı tasfiye edildi. Burjuvazisi ya dışarıya yollandı ya da gerçekten fakirleştirildi. Ve bu baskıcı düzenin temelini hazırladı. Bundan sonra ise karşımıza İslam tarihi olarak İslam devrimi ve Molla rejimi çıkıyor. Molla rejimi bugün hani gerçekten siyaset teorisi kitaplarında böyle bir rejim ismi yazmıyor, Molla rejimi, ama insanlar bunu çok iyi biliyorlar ve idrak ediyorlar. Ülkenin üst burjuva ve aristokrasisi tasfiye edildikten sonra, çünkü biliyorsunuz yani İslami devrim dünyadaki hani belki de en önemli 3 devrimden biridir ve yeşil devrim olarak anılır. Monarşinin lağvedilmesidir bir anlamda. Ama bunun yerine konan şey de biraz monarşiden farksız bir şey. Molla rejimi ilk başta dediğim gibi büyük bir korku yarattı. Halkın önemli bir kısmını içine kapanık hale getirdi. Ama ondan sonra yine o biraz önce bahsettiğim mülayim havasına büründü. Neden? Çünkü bütün iktidarlar eninde sonunda onları ayakta tutan temel motivasyonlar yok olduktan sonra sadece iktidar hırsı ve kendi menfaatleri için o rejimi devam ettirmeye çalışırlar. İran örneğinde de karşımıza aynı şey çıkıyor. Sosyalizm ve İslamizmin inanılmaz derecede benzer bir iki siyasi ideoloji olarak karşımıza çıkması da yine İran'daki çarpıcı şeylerden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Bizim gibi ama bizim kadar olmasa da isimlerin namusuna el uzatan bir halk olduğunu, ülke olduğunu söyleyebiliriz. Evet, her yerde rejim propagandası var ve rejim gerçekten çok güçlü. Halk gönülden bağlı yani ülkenin yıkılmayacağına. Belki eskiden yani 5 sene 10 sene önce böyle değildi ama her geçen gün rejim propaganda aygıtlarını geliştiriyor. Hem ekonomik olarak hem gözetim araçları olarak ve halk da buna boyun eğiyor bir şekilde. Ama tabii karşılıklı tavizler veriliyor. Ya biz gitmeden 6-7 ay önce Tahran'da büyük olaylar yaşandı. Belki siz de görmüşsünüzdür, hatta yeni Nobel Barış Ödülü bir İranlı'ya verildi kadın hareketinden dolayı. Başörtüsü temel yani bahanesiyle çıkan bir ayaklanmaydı. Fakat başörtüsü sadece bir bahane, bir unsurdu. Bu bütün baskıcı rejimin kurduğu gözetim araçlarından bir tanesiydi. Karşılıklı tavizler verilmiş. Evet, şu an sokakta kimse başörtüsü takmıyor. Şöyle basit bir şal takıp boyunlarına geçiriyorlar. Ama öte yandan da çok korkar hale gelmişler. Polisin toplumdaki gözetimi kat be kat artmış. Kayıtsız bir ekonomi söz konusuydu. Artık tamamen kredi kartı sistemine geçilmiş. Herkes banka kullanıyor. Herkesin her hareketi takip ediliyor hale gelmiş. Yani biz bir gün İran rejimi yıkılacak ve küllerinden yeniden doğacak diye beklerken laik Türkiye'liler olarak belki de bunu hiçbir zaman göremeyebiliriz. Sosyalizme gelecek olursak, kastettiğim gibi sosyalizm ve İslamizm arasında burada bir eşdeğerlik göze çarpıyor. Ne diyeceksiniz? Öncelikle İran taşrasındaki o toplu konutlaşma, ondan sonra trafiğe çıktığınızdaki insanlardaki o tek tipleşme, bir kere zaten ülkenin ekonomisinin küçük esnaf sosyalizmine çok derecede benzemesi, küçük esnaf sosyalizmi diye bir şey de kitaplarda yazmıyor. Bu küçük sermaye sosyalizmidir. Yani devletin hiçbir regülasyon tanımadan küçük esnafın yaşamasına müsaade etti, fakat büyük esnafın da boğazını sıktığı veya tamamen yasakladığı ekonomi biçimleridir. İran'ın ekonomisini bir cümleyle tarif edecek olsaydık bu olurdu. Bu rejimin ve bu ekonomik düzenin yol açtığı bir nezaket ve böyle bir hareketsizlik var. Yani bu yüzden mesela yaşamak ister misin deseniz, hayır, asla yaşamak istemem. Çünkü çok sıkıcı bir yer. Yani ülkede hiç öyle uçuk kaçık kahveci, dünya tatlarını deneyen restoran, sanat galerisi, sinema, yayın evi ya da böyle renkli insanlar, renkli görüşler ve cesurca konuşabilen yazarlar yok. Yani böyle bir yerde yaşamak istemezsiniz. Evet, mesela bizim ülkemizin taşrası da çok canlıdır, çok samimidir, cana yakındır, sizi içine çeker, oturur konuşursunuz ama 3 günden sonra sıkılırsınız. Yine yani bu başlığı kapatmadan önce son bir şey söyleyeyim. İsimlerle ilgili bir şey de çok dikkat çekici. Mesela bizim kadar olmasa da bizim gibi bir isimler konusunda takıntılı bir halk. Yani Cumhuriyet Meydanı değil de Veliyülasr Meydanı, işte Atatürk Bulvarı değil de Şehidan Bulvarı, efendime söyleyeyim Cumhuriyet Caddesi ya da Cumhuriyet Meydanı değil de işte Şehidan ya da İmam Rıza Meydanı gibi böyle her şeye karışan bir isim konusunda takıntılı bir rejim var. Evet. Kapitalizm konusuna aslında değinmiştim ama biraz daha açabiliriz. Gerçekten bütün ülke baştan sona kocaman bir kapalı çarşıya benziyor. Yani başından giriyorsunuz, sonundan çıkıyorsunuz ve her yerde esnaf var. Neden? Çünkü bahsettiğim gibi büyük sermaye tutunamamış. Büyük sermaye devlet tarafından engellenmiş. Gerçekten de ekonomi 101. Büyük sermayenin ortaya çıkması için küçük sermayenin yasaklanması lazım. Burada tam tersi olmuş. Büyük sermaye yasaklanmış, küçükler türemiş, salınıp budaklanmış. Gerçekten her merdiven altında, her köşe başında, yani tezgah kurulabilecek her yere bir tezgah kurulmuş. Orası esnaf olarak işletilmeye başlamış. Devlet de gerçekten izin veriyor. Gelir vergisi çok düşük. Onun dışında halk böyle büyük mali regülasyonlara tabi değil. Haliyle de karşımıza devasa bir esnaf sosyalizmi cumhuriyeti çıkıyor bu takdirde. Benzin de ilginç bir şeydi. Benzin çok ucuz. 30 cent, yani yanılmıyorsam 1,5 TL gibi bir şey, 1 litresi. Yani şey görmüşsünüzdür işte, Özdemir'de değil mi? Cüneyt Özdemir Bolivya'ya gidiyordu. İşte bir çikolata parasına depoyu dolduruyordu. Aynı onun gibi biz de elma armut parasına depomuzu dolduruyorduk. Bunun üzerine düşünmek lazım. Gerçekten bir devlet bir şeyi 30 liraya satabilecekken neden 30 kuruşa satar diye düşünmek gerekiyor. Yani bunu sadece ucuzluğuyla hayrete düşmemek lazım. Devletlerin benzin ve akaryakıt sektörü, bu endüstrisi büyük ölçüde haraç kesmedir. Yani bizim ülkemiz ya da Avrupa devletlerinin yeterli akaryakıt stoğu yok mu? Var. Peki neden böyle bir sermaye birikimi karşımıza çıkıyor? Bunun üzerine biraz düşünmemize sebep oluyor İran örneği. İran petrol açısından zengin bir ülke mi? Hayır değil. Doğalgazı dönüştürerek kullanıyorlar. Yani teknolojik açıdan da hani buğdayı makarna yapamayan bir ülkenin benzini bu kadar ucuza satması gerçekten ibretlik bir hadise. Ve biz bu rejime, hani bu kısıtlamaya, bu haraç mekanizmasına tabi oldukça güçlüler daha da güçlenecek, biz daha da acizleşeceğiz. Çarşısı ve güzel halıcıları gördüğünüz üzere. Halı çok değerli bir şey. Yani böyle mücevher kadar değerli bir şey. Bazen soruyorlar, sakın halıyı istemeyin İran'a giden arkadaşlarınızdan. Bir kere getiremezler. Lojistik olarak imkansız. İkincisi çok pahalı. O kadar parayı veremezsiniz. Yani bir halı, güzel bir halı. Yani şurada gördüğünüz boyuttaki birkaç metrekare halı 100 bin TL, 150 bin TL gibi fiyatlarda değişiyor. Dolayısıyla yani bu esnaf sosyalizminde verdiği bir etkiyle de olsa gerek. Aynı bizim 17. yüzyıl Osmanlı'sının esnafına benziyorlar. Adam senede bir halı satıyor, ondan sonra dükkanı kapatıyor. Çoğu dükkan kapalıydı. Boş değildi ya da metruk halde değildi ama kapalıydı. Çünkü yani satacağını satmış, kapatmış. Yok, gelir derdi yok. Yani kendi menfaatinin peşinde koşan bir esnaf değil. Yani sermayesini daha da büyütüp devleşmeye çalışan bir esnaf değil. Evet, çarşısı burası Şiraz'ın Müşir Çarşısı. Evet, ilk bakışta belki hani bu kaos, bu gümbürtü, bu curcuna böyle hoş gelebilir göze ve gerçekten de görmeye değer güzel şeyler var. Otantik ama kelimenin tam anlamıyla modern bir ülke ve en sıkıcı anlamıyla da bu modernite her yerde karşımıza çıkıyor. Otantik olan hiçbir şey kalmamış ve her şey bu modernizme boğulup gitmiş. Dedim, evet, doğuda hala turizmden azade kalan yerler var ama batı tamamen marketleşmiş. Sadece Türkiye'den değil, Rusya'dan, Çin'den gelen çok fazla sayıda turist vardı. Böyle turistik mekanlarda onları görebiliyorsunuz ve halk da buna çabuk uyum sağlamış. Çarşıları da insanları gibi çok insancıl. Daha böyle kapıdan girer girmez esnaf hemen sizi gözetliyor ve hemen size iyi ve nazik bir şekilde davranıyor. Böyle asla bizde göreceğiniz örneklerdeki bir yapışan insanlar, yalvaran kişiler, dilenciler ya da böyle abi içeriye buyurcular yok. Bu anlamda da ne diyebilirim? Zarif bir karakteri var çarşısının. Taşrasından bir görüntü. Kanduvan köyü burası. Mesela böyle alternatif yerlere gitmek ya da araştırmak lazım. Biz birçok yere yazı turu atarak gittik. Temel yerlere böyle büyük abidevi eserleri ya da sanat eserlerini ziyaret ettik. Ama ondan sonra boş kalan vaktimizde yani gidecek çok fazla yer var. Aralarında seçim yapacağımız zaman artık böyle tartışmaya başlıyorduk. Buraya gidelim mi, gitmeyelim mi diye. Ama her gittiğimiz yerde de memnun kalıyorduk. Bizi orada bir sürpriz karşılıyordu. Yani mesela sadece burada bile yani 1000 tane hatıra biriktirmişizdir. Ve bir o kadar da yadigar getirmişizdir yanımızda. Dolayısıyla hani gezerken evet biraz planlı olmak lazım. Burada öğrendiğimiz bir metot var. Kültür, eğitim gezileri. Bunlar bizim hayatımıza çok etki ediyorlar. Ve gerçekten de hani burada öğrendiğimiz metodolojiyle gezilerimizi biçimlendiriyoruz. Biz de öyle yaptık. Biraz hani böyle koşturmaca bir gezi oldu. Ama bir yandan da onun zevkine, tadına varmak lazım. Hani ikisi arasında bir denge kurmanızı tavsiye ederim. Yine Tebriz Halı Pazarı'ndan bir görüntü. Kitap, dünya ve internet. Dünyadan bütünüyle kopuklar. İnternete giremiyorlar. Server ya da proxy, VPN bağlarıyla girebiliyorlar ve zaten girseler bile internet hani illallah ettirecek kadar yavaş. Aynı derecede kitap da yok. Yani kitaptan bir haberler. Biz yanımızda kitap gördüğümüzde hani böyle ya da işte onlarda olmayan bir marka gösterdiğimizde böyle hayretler içerisinde kalıyorlar. Dünyadan çok kopuk yaşıyorlar. Hani Türkiye'deki gazeteleri ya da dünyadaki diğer gazeteleri de okumuyorlar. Rejim propagandası çok güçlü dediğim gibi. Bu yönüyle de hani bir kültürel iktidar üzerine düşünmemiz lazım. Belki de hani bu rejim yıkıldıktan sonra bir kültürel iktidar küllerinden nasıl doğacak ya da rejimin tasfiyesinden sonra yeni bir rejim rönesansı yaşanabilir mi? Bu sorular üzerine düşünmeme vesile oldu. Türkler konusuna gelince 2019'da gittiğimde sadece Azerbaycan bölgesini görmüştüm. Şimdi daha fazla yer gördüm. Ben zannediyordum ki İran'a gittiğimde herkesle Türkçe konuşabilirim, herkesle anlaşabilirim. Fakat öyle değil. İki kelimeden sonra onlar da bu konuda çok fazla beceri gösteremiyorlar. Türkleri çok seviyorlar. Yani gerçekten becerikli bir halk ve zaten Tebriz genelinde de ve zaten Tebriz, Azerbaycan'ı falan kenara bırakalım. Türkiye onlar için refahın Kâbesi gibi gözüküyor. Yani açıyorsunuz televizyonları ve sadece Türk kanalları, Türk dizileri istiyorlar. Herkesin bir tane favori Türk dizisi var. İşte herkes Türk reklamlarını ezbere, şarkılarını ezbere biliyor. En çok dinlenen sanatçılar İbrahim Tatlıses ile Aleyna Tilki. İşte kafelere gittiğinizde Türk yemeklerini görüyorsunuz. Böyle bir aşinalık söz konusu, gerçekten seviyorlar ve onlar için Türkiye'ye gitmek bizim için hani biraz yine vasat bir kıyaslama olacak ama Amerikan rüyası gibi bir şey oluyor. Yine Türklerle alakalı ne diyebilirim? Evet, atlayalım. İslam ve Ramazan en problematik konu. Zaten bitiriyorum burada yavaş yavaş. Hani belki de ilk söylemem gereken şeyi son söyleyerek bitirmek istedim. İslam konusunda yine büyük bir önyargı bozumuna uğradım gittiğimde. Yani önceden de vardı bu söz konusu. Sadece biz ziyaret için gittiğimizde camilerin kilitlerini açtık, namazımızı kılabiliyorduk. Ama şimdi çok daha beter bir halle karşılaştık. 10 günlük seyahatim boyunca alenen namaz kılan birisini bile görmedim. Halkta insanlarla konuştuğumda işte oruç tutuyor musunuz, namaz kılıyor musunuz dediğinizde onlar ne ya falan gibi tepkilerle karşılaştım. Zaten başörtüsü mevzusundan biraz önce bahsetmiştim. Başörtüsü siyasi bir nesne değil, doğrudan siyasileştirilmiş bir nesneye dönüşmüş. Yani halk aynı Covid maskesi ya da aşı kartı gibi bunu siyasi bir belge olarak yanında taşıyor, gezdiriyor. Aynı şey İslam pratikleri için de geçerli. Ramazan ayında oruç tutan ya da bizde gördüğümüz diğer İslami pratikleri yapanlar yok. Yani böyle zor şey yaptığınızda, ikna ettiğinizde hemen restoranın kapısını açıp sizi içeri buyur edecek restoran sahipleri, karma yoga merkezleri, işte meyhaneler, genel evler mevcut. Tabii biz sadece anlatılarla yetindik. Ramazan mevzusu ve İslam mevzusu bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İran seyahatim bu şekildeydi. Süremin sonuna geldiğim için bitiriyorum. Teşekkür ederim.